İzne'ye teknik bir ziyaret için gelmiş bulunuyoruz. Genel sekreterimiz, daire başkanlarımız ve AK Parti grup başkanımızla beraber Bursa'da 2013 yılında daha önceki yıllarda olduğu gibi tarihi hazineleri su üstüne, toprak üstüne çıkarmak için elimizden gelen mücadeleyi vermekteyiz. İşte görüldüğü gibi İznik, Bursa tarihinin bana göre başkentlerinden biri olması gerekmektedir. İznik çünkü 4 medeniyete başşehirlik yapmış bir kentimiz ki kazdıkça da çok daha değerli hazinelerin çıkacağına inanıyorum. Bütün amacımız Bursa İl Özel İdaresi olarak hepimizin bildiği gibi 2014 yılında faaliyetlerimize son vereceğiz. Ancak 2013 yılında yine bugüne kadar olduğu gibi bu yılda tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak için tüm çabamızı göstereceğiz. İşte İznik'teki çalışmalarımız devam etmektedir. Ve Bursa'yı dünya turizmine açmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Bugün İznik Tiyatrosu'nda yapılan çalışmalar yerinde izlemek üzere geldik. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapılmış. Arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Burada gerek arkeolog arkadaşlarımız gerekse bu işe gönül veren kaymakam arkadaşımız başta olmak üzere bütün idarecilerimiz gerçekten çok başarılı ve koordineli bir çalışma ortaya koymuşlar. Bu yıl içerisinde ayırmış olduğumuz geçen yıllarda toplam 400 bin lirayla bu yılda 200 bin lira ayırdık. Toplam 600 bin liraya yakın bu kazıların yapılması için ödenek ayırmış bulunuyoruz. Ancak görüyoruz ki gerçekten tarihi bir hazineyi ortaya çıkartıyoruz. Yapılan yatırım gerçekten çok yerine varmış. Çok güzel bir çaba ortaya konulmuş. İznik tabii ki tarihi ve günümüzde de çok önemli bir yerleşim yeri. Tarihteki önemi zaten yadsınamaz. Biz tarihteki şu anda toprak altında kalmış, örtülmüş olan bu hazineyi ortaya çıkartmak için gayret sarf ediyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde buradaki çalışmalar tamamlanmış olacak ve çok güzel bir burada bu bölgedeki tek tiyatro olan Roma Tiyatrosu olan İznik Tiyatrosu tüm haşmetiyle ortaya çıkmış olacak.